Sağlık Aktüel programından herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu hafta da sağlık haberleriyle sizlerle olacağız. Bugün yanımızda operatör doktor Kerem Bıkbanz var. Merhaba, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Bilge. Nasılsınız? İyiyim, çok iyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben öncelikle iyiyim. Hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Yeni program. Çok sağ İnşallah keyifli, güzel programlar olur. Evet, biz size çok keyifli, çok güzel programlar yaptık bugüne kadar ama uzun süredir görüşmüyoruz hocam. Evet. Hocam bugün bize bel ve boyun fıtıklarıyla ilgili bilgiler vereceksiniz. Ayrıca sizin uzun yıllar yurt dışında eğitimlerini aldığınız ağrı tedavilerinden bahsedeceksiniz. Öncelikle boyun fıtığından başlayalım. Boyun fıtığı nedir, fıtık nedir, anlatabilir misiniz? Evet Bilge, yani sen de biliyorsun etrafında, burada stüdyo içerisinde de pek çok kişi de artık günümüzün en büyük problemlerinden birisi bel ve boyun ağrıları. Baş ağrılarını bugün konumuz olmadığı için bir tarafa bırakıyorum. Bugün bütün dünyada doktora en sık başvuru şikayeti baş ağrısıdır. Sonraki başvuru şikayeti de üst solunum yolu enfeksiyonlarını bir tarafa bırakırsak dönemsel olarak bel ve boyun ağrılarıdır. Ve gene bütün dünyada iş gücü kaybına en fazla sebep olan hastalık konumunda olan durum bel ve boyun ağrıları, bel ve boyun fıtıklarıdır. Burada boyun fıtıklarına geçmeden önce istersen şunu izleyicilerle paylaşalım, söyleyelim. Her bel ağrısı, her boyun ağrısı bel fıtığı ya da boyun fıtığı değildir. Bu çok büyük bir yanılgı. Evet, herkesin kafasında her ağrıdığı zaman beli ya da boynu kesin ben fıtık oldum diye bir tanı oluyor. Evet, yani şöyle çok ifadeyle geliyor bana da hastalar. İşte benim boynum çok ağrıyordu, gittim bir MR çektirdim, 3 tane bende fıtık var ya da 4 tane fıtık var. Artık o kadar bu radyoloji raporlarına hastalarımız da takılmış durumdalar ki neredeyse birbirleriyle sende daha çok fıtık var, bende daha çok fıtık var yarışına girmiş durumdalar. Öyle değil aslında bakarsan. O kadar kolay bir şey de olmasa gerek. Şimdi fıtık dediğimiz hadise iki omur arasındaki intervertebral diskin, şok emici yapıların, bunu bir arabanın amortisörü gibi düşünebilirsin, geriye doğru taşıp sinirlere basması halidir. Hı hı. Yani tam mutlak fıtık. Fıtık demek aslına bakarsan bir dokunun bir yerden bir yere çıkması durumudur. Yer değiştirmesi. Yer değiştirmesi durumudur. Bu kasıkta olursa biz buna kasık fıtığı diyoruz. Oradan işte bağırsak dokusunun çıkması, göbekte olursa ya da bir kesi yerinde olursa göbek fıtığı diyoruz ya da yara yeri fıtığı diyoruz. Yani vücudumuzun her yerinde fıtık olabilir. Olabilir. Tabii ki bizim branşımızla ilgili olan fıtıkların özelliği sinir basısına yol açması suretiyle görsellikten daha ziyade semptomatik seyretmesi, ağrılar ve bununla birlikte çok da önemli sinir hasarlarına yol açması. Şimdi fıtık sonuç itibariyle bir dokunun taşması dedik ama hem bel hem boyun fıtıkları 4 derecedir. Burada birinci derece fıtıklar, hani MR'larda, raporlarda yazılıyor ya, 30 yaşın üstünde Bilge, bugün artık teknoloji çok gelişti. Maalesef bu teknolojiyi çok da iyi kullanmıyoruz. Biraz gereksiz, abartılı şekilde de kullanmaya başladık. Onu birazdan konuşuruz istersen. 30 yaşın üstünde 100 kişiyi, biz 100 tane kadını MR'a soksak, MR makinesinde bir boyun ya da bel bölgesinin MR'ını çektirsek, inan bana en az 60-70 kişide mutlak suretle bir ya da birden fazla radyolojik olarak, fıtık olarak rapor edilmiş durumlar çıkar. Bu hiç önemli bir şey değil. Birinci derece fıtık, kıkırdağın suyunu kaybetmesi. MR'lar artık o kadar gelişti ki en ufak biyolojik değişiklikleri, kimyasal değişiklikleri biz çok net hemen o radyo dalgalarıyla görebiliyoruz. İşte erken tanı zaten bu yüzden son derece önemli. Burada daha önemli olan ikinci derecenin üstünde özellikle üçüncü, dördüncü derece fıtıklar. Boyun fıtığı, boyundaki omurların özellikle alt mesafedeki 5-6 ve 6-7 mesafesindeki omurlar arasındaki kıkırdağın geriye doğru taşıp ya bütün omuriliğe ya da kola giden sinirlere basması durumu. Beldeki fıtıksa gene daha ziyade alt bölgedeki 4-5 ya da 5-1 bölgesindeki kıkırdağın geriye doğru taşıp bacağa doğru giden sinirlere basması durumudur. Burada erken aşamalarda hastalar genellikle boyun fıtığında boyun ağrısıyla gelebilirler. Bel fıtığında bel ağrısıyla gelebilirler. Fıtığın ilk belirtisi ağrı o zaman, böyle düşünebiliriz. Evet, ağrı ama burada da hani demin söyledim ya, her bel ağrısı bel fıtığı demek değildir. Burada işte ayırıcı tanıyı yapmak çok önemli. Yani belin ağrıyor,
Gittin bir MR çektirdin. Evet, bir takım birinci derece fıtıklaşmalar gördün. Ama bu ağrının kaynağı direkt bu demek değildir. Bugün 10 yaşındaki bir öğrencinin de beli ağrıyabiliyor. 30 yaşındaki bir bayanın da beli ağrıyabiliyor. 60 yaşındaki bir erkeğin de beli ağrıyabiliyor. Burada bel ağrılarının ve boyun ağrılarının aslında en sık sebebi mekanik kökenli ağrılar. Yani zorlamaya bağlı olan ağrılar. Çünkü omurgayı biz çocukluktan itibaren, emeklemeye başladığımız andan itibaren kullanıyoruz. Biz bütün hareketlerimizi omurgayla ve bu omurlar arasındaki disklerle yapıyoruz. Düşünsene, yani ilk yataktan kalktığın andan itibaren, mesela boyundan başladık. Hı hı. Boyun omurlarını düşünelim. Boyun omurları son derece narin omurlardır. Bel omurları gibi daha böyle büyük, kalın, kuvvete daha dayanıklı omurlar daha değildir. Daha hassas o zaman. Ve daha yatak, hassas davranmalısın. Çok daha hassas tabii ki ve çok daha önemli. Çünkü boyundaki bir problem bütün vücudu, bacakları da etkiler. Ama beldeki bir problem sadece bacakları etkiler. Bu açıdan bile son derece önemlidir. Sabah kalktığın andan itibaren hiçbir şey yapmadığını düşün. Boyun omurları ne yapıyor Bilge? Başımızı taşıyor değil başımızı mi? Başımızı taşıyor. Yani biz oturduğum şu an bile biz boyun omurlarımızı kullanıyoruz. Burada güzel bir stüdyoda sandalyede oturmuşuz. Konuşuyoruz. Hiç hareket etmesek bile onun bir görevi var. Bir yük taşıyor yani. Bir yük taşıyor ve bu az buz bu yük değil. Bugün tabii ki kişisel değişikliklerle birlikte kadın erkek kafanın büyük olması, küçük olması vesaire, ama 4,5-5 kilo ortalama bir ağırlık var. Kafatası, beyin ve içindeki oluşumlarla birlikte. Ve bu narin omurlar taşıyor bu ağırlığı. Kemikler, omurlar ve aradaki diskler. Ve bunlara destek olan yegane yapılar boyundaki omurlar, boyundaki adelelerimiz. Ve boyundaki adeleler strese o kadar duyarlı ki Bilge. Yani bugün çok fazla mesela baş ağrısıyla birlikte ağrılar, işte boyunda düzleşme, boyun ağrıları son derece fazla karşılaşıyoruz. Bunun en sık sebeplerinden bir tanesi de duruş bozuklukları ve stres. Biz de çok duruşumuza da dikkat etmiyoruz. Özellikle masa başında oturanlar bu hastalığa daha çok yakalanıyor diye bir söylenti var, ama tabii hani siz söyleyeceksiniz doğru mudur diye. Çok dikkat etmiyoruz oturuşumuza. Son derece doğru. Zaten günümüzde bu kadar iş gücü kaybına bütün dünyada istatistiksel olarak sebep olmasının en sık sebebi, bu kadar çok görülmesinin sebebi, bugün bütün toplumlarda bir ömür boyunca %90, her 10 kişinin 9 kişisi bugün hayatının bir döneminde bel ve boyun ağrısı yaşıyor. En az bir kere yaşıyor. Bu çok önemli bir istatistik. Evet. Burada en sık sebeplerden bir tanesi tabii ki senin de söylediğin gibi duruş bozuklukları. Bugün düşünsene bir banka memuru sabah 8'de işe başlıyor. Yoğun bir tempo, 8.30-9'da işte bir kahvaltı orada belki yapıyor. Ondan sonra 9 gibi bir başlıyor harala gürele. Ne kadar kendine dikkat etmeye çalışsa da belli bir noktadan sonra ipler kopuyor. Ve 9'dan akşam 5'e kadar çoğu yerde ben görüyorum, öğlenleri de çalışıyorlar mesela. 7 saat 8 saat masa başında çalışmak kolay bir şey değil. Bununla birlikte obezite aldı başına gitti. Yani bugün vücut sağlığımız açısından, omurga sağlığı açısından, bel ve boyun problemlerini aza indirmek açısından ideal kilonun 4-5 kilo üstüne çıkmamamız lazım. Bugün şimdi sokağa çık. Bulunduğumuz orada. Bu kriterlere uyan kişilerin sayısı mı daha fazla, uymayanların sayısı mı daha fazla? Tabii ki uymayanlar çok daha fazla. Bu koşuşturma içerisinde ne dedik? Boyun adeleleri destek oluyor dedik sadece. Belde de bel adeleleri destek oluyor. Bu adelelerin güçlü olması lazım ki bizim o disk mesafelerine binen basıncı azaltalım. Bu ağrılara, kronik ağrılara daha az maruz kalalım. Bunun için ne yapmak lazım? Oturduğumuz yerde bu adeleler gelişir mi? Gelişmez. Yani spor yapmamız lazım, egzersiz yapmamız lazım. Paravertebral adeleler dediğimiz omurganın yan tarafındaki yüzeyel ve derin adele gruplarını mutlaka güçlendirmemiz lazım. İşte yürüyüş yapmamız lazım, özel egzersiz programları yapmamız lazım. Aslında günlük 10-15 dakika programlar bunlar. O kadar zaman alan şeyler de değil ama... Bu kişilerde o zaman bir fıtık hastalığının riskini taşıyorlar. Tabii işte bu kadar çok görülmesi zaten bu multifaktöriyel bir şey. Yani sadece
kötü durduğunuz için olmuyor. Hele hele bir de genetik yatkınlık varsa bu sefer erken yaşlarda işte omurlardaki kireçlenmeler, disk mesafelerindeki eklemlerdeki kireçlenmelerle birlikte bu sorunlarla çok da erken yaşlarda kişiler karşı karşıya kalabiliyorlar. Peki belli bir yaş aralığı var mıdır boyun fıtığında ya da bel fıtığında, fıtık hastalığında belli bir yaştan sonraki insanlarda mı çıkar? Tabii ki şey olarak baktığında genellikle yıpranma süreciyle, yaşın biraz daha ilerlemesiyle birlikte daha çok karşılaştığımız problemler. 30 yaş ve üstü diyebiliriz bunu ama benim 13-14 yaşında da mecbur kalıp ameliyat ettiğim boyun fıtığı ve bel fıtığı olan hastalarım var. Burada dedim ya genetik yatkınlık ama oradaki şeyler bazen mesela travmaya bağlı ortaya çıkabiliyor. Yani aslında hiçbir problem yok ya da hafif düzeyde bir dejenerasyon şiddetli bir travma ile birlikte de bir fıtıklaşma meydana gelebiliyor. Bel ve boyun fıtıkları aslında hastalık grupları içerisinde cinsiyet ve yaş ayrımı gözetmeyen hastalıklar arasındadır. Yani her yaş grubunda bel ve boyun fıtığı, bel ve boyun ağrılarını, ben bel ve boyun ağrısı demeyi daha çok seviyorum aslına bakarsan, bel ve boyun ağrılarıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ama burada özellikle çocuklardaki ve gece ortaya çıkmış bel ve boyun, gece derken uyuyorsunuz, bel ağrısıyla uyanıyorsunuz. Bunlar önemli ağrılar. Bunları çocuklardaki ve gece ortaya çıkmış ağrıları özellikle önemsemek gerekiyor. Dikkat etmek gerekiyor. Peki belli bir istatistik var mıdır kadın ya da erkekte daha çok görülmesiyle ilgili? İşte demin onu anlatmaya çalıştım. Yani cinsiyet ayrımı da aslında çok fazla yok. Burada kendine bakmakla bu bahsettiğimiz risk gruplarından ne kadarından uzak kalabildiğinle alakası var. Erkekler daha fazla ya da kadınlar daha fazla diyebileceğimiz bir durum değil aslına bakarsan. Sevgili izleyiciler, bugün yanımızda operatör doktor Kerem Bıkmaz var. Canlı yayına bağlanıp hocamıza sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. 0212 625 64 64 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Hocam dediğiniz gibi siz fıtık demeyi sevmiyorsunuz bel ve boyun için. Bel ve boyun ağrıları demeyi tercih ediyorsunuz. Bel ya da boyun ağrısıyla size başvuran birisi ve fıtık olduğu ortaya çıktı. Sonrasındaki tedavi süreci nasıl ilerliyor? Şimdi bize hastalar bel ve boyun ağrısı, daha önemlisi özellikle belden bacağa ya da boyundan kola doğru ağrı şikayetiyle geldiği zaman ilk yapmamız gereken şey ayrıntılı bir nörolojik muayene. Biraz önce bahsettim, teknoloji çok gelişti ama maalesef artık teknolojiyi biz hekimler özellikle bizim ülkemizde biraz abartılı kullanıyoruz. Bugün İngiltere'de inan bütün İngiltere'de İstanbul'daki MR sayısının çok 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 altında MR merkezi var. Her bel ağrısını, her boyun ağrısını MR yazmaya başladık. Radyoloji demin bahsettim yani normal yazmaz zaten ama ve biz hastalara yapacağımız tedaviyi kararını verirken önce hastayı iyi dinlememiz lazım. Hastanın şikayetleri ne zaman başladı? Hastanın ağrısı nerede? Ağrının niteliği ne? Yanıcı bir ağrı mı? Künt ağrı mı? Batıcı bir ağrı mı? Nereden nereye gidiyor? Yani benim mesela muayene formlarımda bir insan bedeni vardır. Bu insan bedeninde de bir önden bir arkadan görüntü. Bunu veririm ben hastalara ve çizmelerini isterim. Ağrı nereden nereye gidiyor? Oradaki mesela bir sinir basısı ağrısı çok net bir şekilde kalemle çizer hasta. Çünkü sinirin gittiği bir yol var. O nokta itibariyle aslında sen ön tanını koyarsın. Sonrasında muayeneye bakarsın. Muayenede kuvvet muayenesine mutlaka bakmamız lazım. Çünkü ağrı önemlidir. Mutlak dikkate alınmalıdır. Özellikle 6 haftadan uzun süre ortaya çıkmış ağrılar, ufak tedavilere rağmen devam eden ağrılar, sık sık tekrarlayan akut hecmeler, akut atak şeklinde giden ağrılar, evet bunların hepsi önemsenmelidir. Yol yürüme mesafesi azaldıysa önemsenmelidir. Ağrı belden bacağa gidiyorsa, bacakta uyuşmalar varsa önemsenmelidir. Burada en önemli hadise geç kalmamak. Yani geç kalmadan bunların mutlaka ayrıntılı muayenesiyle, mesela kuvvet muayenesinden bahsettik. Kuvvet muayenenizi de gördüm. Evet, yani çok önemli. Kuvvet muayeneni iyi yaparsan bir boyun fıtığında 5-6 fıtığı var diyelim. Hasta şu harekette, şu pazı sıkma hareketinde biz mesela pazı sıktırırız, çekmesini isteriz ya da itmesini isteriz. Kendisine çekerken ben ona
karşı koyduğumda bana eğer yeterli karşılığı veremiyorsa o tarafta bir kuvvet orada kaybı bir başlamış. Evet, o zaman düşünürüz. Ya bu fonksiyonu, kolun bu fonksiyonunu hangi sinir yapıyor? 5-6. O zaman 5-6'da bir problem olabilir. Ya da duyu muayenesi ya da refleks muayenesi. Hı hı. Muayenesini yaptıktan sonra, hastayı iyi dinledikten sonra gerçekten bir sinir basısı düşünüyor isek, altında organik ciddi bir problem, bunun basit bir mekanik bel ağrısı ya da boyun ağrısı olmadığını düşünüyor isek, işte o zaman mutlaka MR'a göndermemiz lazım hastaya. Ama MR'a girinceye kadar yapılan bir sürü zaten muayene var, teşhis var. Evet, olması gereken sistem bu. O da bitmiyor. Yani sonuçta bugün bel ve boyun fıtıklarında ya da kronik bel ve boyun ağrılarının tanısında altın standart bizim için MR'dır. Hı hı. MR artık son derece gelişti. Radyo dalgalarıyla çalışıyor. Burada şunu da söylemek lazım. Yine bana çok sorulan sorulardan bir tanesi. MR'da ışın yoktur. Yani hı hı. MR insan bedenine tomografi gibi, röntgen gibi radyolojik dalga veren bir, radyasyon yayan bir görüntüleme sistemi değildir. Evet, yine ama bir makine olduğu için ve insanlar içine girdiği için insanlar korkuyor tabii ki. O yüzden merak ediyorlar. O ayrı tabii ki, bir klastrofobi, bir kapalı alan mekan korkusu olanlarda çok mecbur kalmadıkça biz de sokmak istemiyoruz oraya. Ama açık MR'lar bugün var. Nispeten açık, tamamen açık değildir bu MR'larda. Ama eğer hasta bunu ihtiyacı varsa, bir mutlak tanı koymamız gerekiyorsa, hı hı, onu da bir takım ilaçlarla, sakinleştirici ilaçlarla, farklı yöntemlerle bu hastalara da yardımcı oluyoruz. MR'a gönderdik hastayı. Hı hı. Yani ne yaptı? Geldi, muayenesini yaptık, dinledik, MR'a gönderdik, MR raporuyla geldi bize. MR raporunu inceledik. Bizim bir ön tanımızın bir kere mutlaka olması lazım. Yani MR'a gönderdiğimiz hastayı MR'a gönderirken bir ön tanısı olması gerekiyor hekimin. Deneyimli hekimlerin zaten vardır bununla ilgili. Ve sonrasında da MR'ı inceleriz. Hı hı. Raporuna bakarız. 5-6 fıtığı var. Hastanın ağrısı sağ kolda ama MR'da sol tarafta 6-7'de mesela bir fıtık var. Şimdi, farkında olmayabiliyor mu peki hasta bunun? Hasta bunların zaten çok farkında olmaz. Yani bu hekimin görevi. Burada doğru yönlendirmesi gereken, hastayı doğru yönlendirmesi gereken hekim. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Klinik muayene, hastanın şikayeti ve radyolojik görüntü mutlaka birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. Uyumlu olmadığı takdirde vereceğiniz tedaviyle ilgili bir takım özellikle cerrahi kararlar genellikle hasta memnuniyetsizlikleriyle sonuçlanabiliyor. İşte bu noktada bazen tereddütte kaldığımızda, hastanın ağrısı sağda, fıtık solda ise o zaman işte elektromiyografi gibi daha ileri bir takım sinir iletim çalışmaları yapabiliyoruz. Doğru tedavi için, Bilge çok iyi biliyorsun sen de, uzun yıllarda sağlık programı yapıyorsun. Doğru tedavi için, sadece benim branşım için değil, bu bütün branşlar için geçerli ama bizde biraz daha puzzle çözmeniz gerekiyor. Biraz daha bulmaca gibi. Yani bir göbek fıtığının tanısını çok daha kolay koyarsınız. Büyüklüğüne göre tedavi edip etmemeyi hastayla birlikte karar verebilirsiniz. Ama bizde öyle değil. Yani bizde bir puzzle çözüyorsunuz. Bir takım kriterlere, bir takım şeylere tek tek yerlerine oturtmanız lazım. Oturtamadığınız noktada o zaman tedavi sürecinde mutlaka sorunlar yaşarsınız. Sorunlar yaşanıyor. Hocam bir telefonumuz var. İbrahim Bey arıyor bizi İstanbul'dan. Alo. Alo. Merhaba İbrahim Bey. İyi günler efendim. Buyurun efendim, doktorumuza ne sormak istersiniz? Ben bel ve boyun ağrılarım var. Ne zamandır ağrılarınız var İbrahim Bey? Bu boyun ağrım bu yankı yapıyor ama nasıl... Televizyonunuz açıksa belki onu kapatmanız gerekebilir İbrahim pardon, Bey. Pardon, evet. Teşekkür ederiz İbrahim Bey. İbrahim Bey'in belli aralıklarla ağrıları oluyormuş ve yaklaşık bir aydır sanıyorum ağrıları varmış. Yani ağrı çekmeyen hiç kimse yok ama bu kadar yoğun ağrısı var ise herhangi bir kişinin, İbrahim Bey de dahil olmak üzere, sık sık tekrarlıyor ise tabii ki mutlaka bununla yönelik bu konunun uzmanı, burada bunu da belirtmek lazım. Hı hı. Bel ve boyun ağrıları ile ilgilenen temel branşlar
Eğer bir sinir basısı düşünülüyorsa beyin cerrahisidir. Hı hı. Ama en başlangıç aşamasında beyin cerrahları da bakarlar, fizik tedavi doktorları da bakarlar ve hatta ortopedi doktorları da bakabilirler. Özellikle omurga ile ilgilenen ortopedi doktorları. Bu tarz sık tekrarlayan ağrılar önemli. Hı hı. Demin biraz bahsetmiştik. Çok şiddetli olan, kola doğru giden, bacağa doğru giden ağrılar önemli. Ağrının dışında kolda ya da bacakta uyuşma varsa, hı hı, ve hele hele kuvvet kaybı varsa bunlar dikkate alınması gereken olan yakınmalardır. Ve bununla ilgili konunun uzmanı bir hekime mutlaka başvurulması gerekir. Dursun Bey bizi arıyor İstanbul'dan. Alo. Merhabalar. Merhaba efendim, buyurun. Şimdi benim bir fıtığı davam var hocama, onu soracağım. Buyurun. Bu 20 yıllık bir şey, hikaye. Bir ameliyata girmek istedim. O da anestezi alamadığım için alamadım. Ondan sonra olmadık. Fakat fizik tedavisi işte şuradan da idare ediyoruz ama. Şimdi yeni bir ameliyat çektirdim. Sol kalçadan şiddetli bir ağrı bacağıma doğru yayılıyor ama uyuşma yok. Bacaklarım, yani dizlerim, parmaklarım üzerine gezebiliyorum. Taban üzerine gezebiliyorum ama yürüdüğüm zaman çok zorlanıyorum. Ağrınız kalmıyorum. Biz ameliyat çektirdim. Evet. İlla ameliyat dediler. Şimdi ameliyattan kaçıyorum. Fizik tedavisine gidiyorum ama bu ağrılara da pek dayanamıyorum. MR'la ilgili hocama bilgi verebilirim. Ameliyattan da özellikle kaçıyor hastalar. Evet, ses biraz iyi gelmiyor. Anlayabildiğim kadarıyla istersen cevap vermeye çalışayım. Şimdi ağrının belden kalçaya ve kalçadan bacağa doğru inmesi bir sinir basısı bulgusudur. Hı hı. Burada bu basının şiddeti bizim için tabii ki çok önemli. Şiddeti derken hem fıtığın büyüklüğü, fıtığın yeri ve hastada yarattığı semptomlar ve muayene bulguları önemli. Şimdi ameliyat denmesinin sebebi kuvvetle muhtemel belden bacağa doğru giden sinirlerin bir tanesindeki olan sinir basısı. Yani fıtıklaşmanın 3. ya da 4. dereceye gitmiş olması, artık geçmiş olması. Aşamaya gelmiş diyebiliriz. Belki bir patlamış fıtık var, zarı delmiş, dışarı çıkmış bir bası var. Burada bu şeyle tabii ki rapora bakıp muayene etmek lazım. Evet, bir cerrahi kararı vermek belki çok yanlış olmaz ama... Yeri gelmişken şunu da söyleyelim Bilge. Biz hiçbir zaman radyolojik rapora göre karar vermemeliyiz. Hı hı. Öyle hastalar var ki bazen 3 milimetrelik ufak bir fıtık 65-70 yaşındaki kanalı dar olan bir hastada ciddi sorunlara sebep olabiliyor. Hı. Ağrılar ve kuvvet kayıplarına sebep olabiliyor. Ama bazen 8-9 milimetrelik, yani diğer fıtığın belki 3 katı büyüklüğündeki bir fıtık 25-30 yaşında kanalı geniş, sinir basısı kısmen yapmış olsa dahi bir hastada hafif ağrı dışında bir sorun yaratmayabiliyor. İşte burada eğer biz radyolojik rapora göre karar veriyor isek 3 milimetreye dokunmamamız lazım. 8-9 milimetreyi de hemen apar topar acil ameliyat etmemiz lazım. Ama tam tersini yapabiliyoruz. Yapmalıyız da. Burada Dursun Bey'deki mutlaka bu tür problemlerde iyi bir muayene ihtiyacı var. Hı hı. Muayene neticesinde eğer bir kuvvet kaybı varsa bu basıya bağlı herhangi bir sinir hasarı varsa bu basının ortadan kaldırmasına yönelik muhtemelen bir mikro cerrahi fayda sağlayacaktır. Hı hı. Ama sinirde bir hasar yoksa bir takım algolojik yöntemlerle, girişimsel ağrı tedavi yöntemleriyle ki ben bu tedavileri uzun yıllardır sen de söylediğini yapıyorum. Deneyimli ellerde çok iyi netice alan veren bir tedavi yöntemidir. Hı. Direkt hedefe yönelik yaptığınız bir takım omurga enjeksiyonları, epidural enjeksiyon ya da faset blokajı ya da dal bloğu ya da bunların karması hastaların ağrılarını azaltmak suretiyle ve sonrasında vereceğiniz iyi fizik tedavi programlarıyla uzun süreli fayda sağlayabiliyor ve hatta ameliyattan kurtarabiliyor hastaları. Bir telefonumuz daha var. Alo. Alo. Merhaba efendim. Alo. Buyurun. Efendim, iyi günler. İyi günler. Benim çok ağrıyor. Doktora gittim. MR çektirdim.
MR'da orta derecede kireçleme sürdü ama ağrılarım çok fazla. Şimdi 15 gün fizik göreceğim. Bugün 5. günü. Öyle işte çok ağrılarım var. Dizlerim ağrımıyor. Yani uyuşma falan yok. Geçmiş olsun. Hafife de bir şey var. Fıtık var dedi doktorum. Bilmiyorum işte. Tamam. Çok geçmiş olsun. Kireçlenme ile fıtık farklı farklı rahatsızlıklar tabii ki ama acaba kireçlenme fıtığın öncesi mi? Kireçlenme dizde de olur mesela kireçlenme. Hı hı. Genellikle yaşın ilerlemesiyle birlikte kemiklerdeki fazla kemikleşme, kıkırdaklardaki kıkırdak mesafesinin daralmasıyla ortaya çıkan. Yani kireçlenme aslında kalsiyum birikmesi. Yani hı hı. Aşırı kireçlenme, aşırı kemikleşme. Türkçesi. Hı hı. Fıtıkta çok fazla bir alakası yok ama genellikle 35-40'lı yaşlardan sonra hepimizde ufak tefek kireçlenmeler oluyor. Genetik yatkınlığı olanlarda daha fazla olur. Kireçlenmenin önemli olan tarafı bir kere omurganın esnekliği bozuluyor. Hı hı. Yani kireçlenmesi fazla olan özellikle faset eklem dediğimiz omurganın yan tarafındaki eklemlerde kireçlenmeleri fazla olan kişiler çok fazla eğilemezler, çok fazla hareket edemezler. Hareketleri yataktan kalktıkları anda mesela çok fazla ağrılığı olur bu hastaların. İlerleyen saatlerde biraz daha yol yürüdükçe saatler içerisinde ağrıları daha fazla azalır. Kireçlenmeyi bugün dünya üzerinde durdurabilecek kanıtlanmış mutlak bir tedavi yok aslına bakarsan. Ama kireçlenme yatkınlığı olan işte aile genetik yatkınlığı olan kişiler özellikle beslenme rejimlerine dikkat ederek, kilolarını muhafaza ederek, adelelerini güçlü tutarak, olabildiğince duruşlarına dikkat ederek kireçlenmeyi olabildiğince geciktirebilirler. Kireçlenmeye bağlı ortaya çıkmış hanımefendide olduğu gibi bir takım semptomları minimuma indirebilirler. Doğru bir tedavi verilmiş anlattığı kadarıyla bir fizik tedavi süreciyle adelelerin güçlendirilmesi, eğer biraz kilo fazlalığı varsa. Şimdi biraz burada ben hep hastalara şunu söylerim. Şimdi bize gelirler ciddi yoğun ağrı problemi yaşayan kişiler ve bizden tabii ki bir fayda görmek isterler. Biz de bilgimiz dahilinde olabildiğince cerrahiden uzak kalmak kaydıyla bunlara yardımcı olmaya çalışırız. Ama her şeyi bize bırakmamaları gerekiyor. Özellikle kronik ağrısı olanların. Şimdi biz yaptığımız bir algolojik tedaviyle ya da fizik tedaviyle ya da cerrahi tedaviyle semptomları çözdük. Ama siz eskiye bağlı yaptığınız yanlışlara devam ederseniz, kilo vermezseniz mesela, hiç spor yapmazsanız bu süreç ya aynı mesafede ya da başka bir mesafede mutlaka devam edecektir. Devam edecek. Yani bu bir karşılıklı aslında. Yani bizim emeğimizi mutlaka hastaların da karşılık vermeleri, kendileri için vermeleri gerekiyor. Ben tedavi görüyorum deyip bırakmamak gerekiyor her şeyi. Dediğiniz gibi dikkat etmesi gerekiyor hastalarında. Evet, mutlaka. Hocam siz uzun yıllar yurt dışında ağrı tedavileriyle ilgili eğitimler aldınız. Dediğiniz gibi siz cerrahiden önce eğer imkan varsa ağrı tedavileriyle tedavi etmekten yanasınız hastaları. Anlatabilir miyiz biraz izleyicilerimize? Ağrı tedavisi nedir? Yani her yerimiz her zaman ağrıyabiliyor. Evet, şimdi bel ağrısı olan bir hasta Bilge, bel ağrısı var. Hafif bacağa doğru giden, kalçaya doğru vuran bir ağrısı var. Hafif bacakta uyuşmaları var. Belki bir miktar yol yürüme mesafesi azaldı. Hastayı geldi, dinledik, muayenesini yaptık, MR'a gönderdik. Ve bunların neticesinde mutlak ameliyat düşünmüyor isek, burada istersen bence en önemlisi bu. Ne zaman mutlak ameliyat? Bugün bel ve boyun fıtıkları için özellikle konuşuyorum. Mutlak ameliyat gerektiren durum sinirdeki ani gelişen ortaya çıkmış hasar ve buna bağlı kuvvet kaybı ve idrar tutamamadır. Hocam bu konu çok önemli, çok merak ediyorum ağrı tedavilerini. Kısa bir reklam arası var. Reklamlardan sonra uzun uzun bu konuyu anlatmanızı isteyeceğim sizden. Tabii ki. Sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz operatör doktor Kerem Bıkmaz. Eğer hocamıza sormak istediğiniz sorular varsa 0212 625 64 64 nolu telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Hocamıza merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Ağrı tedavilerinde kaldık. Ben bu konuyu uzun uzun anlatmanızı isteyeceğim. Dediğim gibi benim de çok
dikkatimi çeken bir konu ve reklam arasında da size zaten soruyorum, oram ağrıyor, buram ağrıyor diye. Herkes de merak ediyordur. Çünkü dediğiniz gibi herkesin bir yeri ağrıyor. Özellikle baş ağrısından başlamak üzere. Herkesin bir ağrısı var. Ağrı tedavisi nedir? Şimdi tabii burada ağrı tedavileri çok geniş bir kapsam. Çünkü baş ağrıları, kanser ağrıları bunların hepsini içine alırsanız çok geniş bir yelpaze. Bu şu an bahsettiğimiz ağrı tedavileri özetle omurga enjeksiyonları olarak diyebileceğimiz ya da faset blokajı, epidural enjeksiyon ya da dal bloğu şeklinde yapılan belirlediğiniz hedef noktalara nokta atış şeklinde. Şimdi hastanın bir ağrısı var. Bu ağrı bir kere öncelikle nereden kaynaklandığını net yerini tespit etmeniz lazım. Bunun için de gerçekten iyi muayene etmeniz ve hastayı iyi dinlemeniz gerekli. Çünkü radyolojik rapora göre bunu yapar iseniz, sadece radyolojik rapora göre yapar iseniz genellikle ağrı tedavileri neticeleri çok iyi olmuyor. Ağrı tedavileri kimlere yapıyoruz? Kronik bel ve boyun ağrısı olan hastalar. İlaç tedavisi ve fizik tedaviden yeterli yanıt almamış, ağrıları sık sık tekrarlayan ya da şiddetli ağrısı olan hastalar. Ama ilk atakta değil, bu çok önemli. Yani öncelikle hastada ilk defa beli ağrıyan birine ağrı tedavisi yapmak çok büyük bir yanlıştır. Öncelikle çünkü bu işin bir algoritması var. Yani benim belim ağrıyor ya da başım ağrıyor, bana ağrı tedavisi yapın diye gelinmiyor. Asla. Asla yani mutlaka kronik ağrı olması lazım, sık tekrarlayan ağrılar olması lazım. Cerrahi gerektirecek boyutta bir problemin olmaması lazım. Ben 2007 yılından beri Bilge bu tedavileri senin de bahsettiğin gibi yurt dışından aldığımız bir eğitimle yapmaya başladım. Benim yaptığım dönemlerde çok yaygın değildi. Şu an çok daha popüler oldu. İnşallah ileriki yıllarda çok daha popüler olacak. Bu tedavilere başladığım nokta itibariyle bana gelen 10 hastanın, 10 tane beli ağrıyan hastanın, belden bacağa doğru ağrısı olan hastanın 5-6 tanesini ameliyat ediyordum. Fakat bu tedavilere başladıktan sonra zaten tedavinin esas amacı bu. Adı üstünde hastanın ağrısını dindirmek. Eğer ağrıyı cerrahi dışında basit yöntemlerle tedavi edebiliyor iseniz, çok büyük fıtık dahi olsa bazen zaman içerisinde o fıtıkların, çok büyük fıtıkların ağrı tedavisiyle bizim tedavi ettiğimiz sinir basısı olmasına rağmen siniri sağlam olduğu için, kuvvet kaybı olmadığı için tedavi ettiğimiz hastaların takiplerinde 6 ay 1 sene sonra biz o fıtıkların gittiğini gördük. Niye ameliyat edelim o zaman? Bunu şöyle düşünebilirsin. Ya ben hastalara hep bu örneği veririm. Bir savaşa gidiyorsun Bilge. Elinde bir sürü şey var, ekipman var, silahlar var. En kuvvetli silahını ne zaman kullanırsın savaş esnasında? En sonda. En sona saklarsın değil mi? Biz cerrahların da en kuvvetli silahı ameliyattır, cerrahidir. Bugün cerrahi teknikler çok gelişti. Yani lazer cerrahisine, endoskopik cerrahiye, mikro cerrahiden açık ameliyata kadar çok farklı yelpazede bel fıtıklarını ameliyat edebiliyoruz. Bu ayrı bir konu. Yani doğru hastaya doğru yöntemin seçilmesi. Ama eğer ben bana gelen hastaya kuvvet kaybı yokken, ciddi sinir basısı var ve buna bağlı kuvvet kaybı gelişmemiş ise hemen ameliyat yaparsam ya ameliyattan fayda görmezse hasta, o zaman geriye dönük geriye yapacağımız dönüşüyor. Ağrı tedavisinin hiçbir esprisi olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde mucize bir tedavi yok. Bugün teknoloji çok gelişti. Güncel yaklaşımlar diyoruz ya, güncel yaklaşım aslına bakarsan güncellik yaklaşımda, teknikte değil. Yani bakış açısında. Doğru hastayı mutlaka doğru tanı koyup doğru şekilde tedavi etmemiz lazım. Sadece ilaç tedavisi yeteceğini düşünüyorsak ilk atak yaşamış bir kişi basit bir korse verirsiniz. Biraz hareketlerini kısıtlarsınız. İlaç tedavisi verirsiniz. Ağrılar 3-5 gün içerisinde geçer zaten. Çok şiddetli dahi olsa. Ağrının çok şiddetli olması sorunun illa çok büyük olacağı anlamını da taşımıyor. Bu da bir yanlış yanılgı. Aslında evet öyle düşünüyoruz. Çok ağrım varsa çok ciddi bir problem ani var. Ani bir hareket yaptınız. Yerden bir şey alırken kilitlendiniz, ciddi bir adale spazmı yaşadınız. İki gün gerçekten hareketleriniz çok kısıtlandı. Ama sabrederseniz, bir korse giyerseniz, biraz kas gevşetici, ağrı kesici, anti-enflamatuar kullanırsanız bu ağrıların %90'ı zaten geçer. Ya da ağrılar bu tür ağrılarını sık sık tekrarlıyor. Tekrarlamaması için o zaman ne yapacaksınız?
Adaleleri güçlendireceksiniz, fizik tedavi yapacaksınız, duruşunuza dikkat edeceksiniz, kilo vereceksiniz. Her duruş dediğiniz zaman ben dikeliyorum. duruşa dikkat edeceksiniz, fizik tedaviyle adaleleri güçlendireceksiniz, kilo vereceksiniz ve bu atakların gelmesine engel olacaksınız. Ya da basit ağrılarınız var, yani basit derken bu tedavilerle çözemediniz. Hafif ağrı bacağınıza doğru gidiyor, bir hafif bir sinir basısı yapmış. Hatta bu bası biraz da şiddetli de olabilir ama sinirler sağlam. Kuvvet kaybı yok, refleksler korunmuş. Pat diye bunu ameliyat etmenin de anlamı yok. O zaman üçüncü aşama ilaç tedavisi dedik, fizik tedavi dedik, girişimsel ağrı tedavileri. Uygun olanlarını epidural gerekiyorsa epidural yaparsınız, faset gerekiyorsa faset yaparsınız, eklem içerisinde sinirleri bloke edersiniz. Ve bir şekilde hastalara ağrı tedavisi yaptığımız hastalarda başarı oranı %80. Bu çok büyük bir başarı oranı. 5 hastanın 4 tanesi bu işlemden fayda görüyor. Bu ciddi bir oran Bilge. Hı hı. Ve bu işlemden fayda görmeyen hastalar, şimdi bütün silahlarımızı kullandık. Hı hı. Halen hastanın ağrısı var ise işte o zaman ameliyat yaptığımızda, hı, o ameliyatı sadece o hasta grubuna biz sakladığımızda cerrahi başarı oranımız otomatikman artıyor. Bugün Türkiye'de çok iyi cerrahlar var. Yani özellikle kendi branşımda nöroşirurjide gerçekten çok değerli eller var. Bugün Avrupa nöroşirurjisinde Almanya'dan sonra Fransa ile birlikte ikinci durumdayız. Bu düzeyde çok büyük bir başarı oldu. Çünkü özellikle yeni kuşak yurt dışında eğitimli, yenilikleri takip ediyor. Ama şu var, ne kadar iyi cerrah olursanız olun, doğru hastaya dünyanın en iyi ameliyatını da yapsanız, o hasta mutlak ameliyat gerektiren bir hasta değilse genellikle mutlu olmuyor. Biraz önce dediğiniz gibi. Bugün cerrahi başarı da bana gene en sık sorulardan bir tanesi. Cerrahideki başarı oranı nedir? Cerrahideki başarı oranını belirleyen aslında cerrahın kendisidir. Bir kere doğru hastayı mutlaka biz ameliyat masasına almamız gerekiyor. Ameliyat masasına ameliyat raporlarını yatırmıyoruz, filmleri yatırmıyoruz, hastaları yatırıyoruz. Hastayı iyi dinlememiz lazım. Hastanın cerrahiden mutlak fayda göreceğini, mutlak derken hiçbir zaman %100 garanti yoktur, hiçbir işte yoktur. Hı hı. Cerrahilerde de yoktur. Ama bugün cerrahi başarı oranı, doğru hastayı seçerseniz, doğru tekniği seçerseniz ve doğru tekniği doğru uygularsanız, bugün Türkiye'deki cerrahların hiçbirinde teknik uygulamakla ilgili büyük bir problem yok. Hı hı. Genel hasta memnuniyetsizlikleri genellikle erken dönemde cerrahi kararı verilmesinden ya da cerrahinin daha basit yöntemlerle bir mikro cerrahiyle çözülecek bir problemin daha büyük ameliyatlarla, işte bele konulan bir takım vidalarla, hı hı, özel aparatlarla çözülmeye çalışmasından kaynaklanıyor. O yüzden hasta memnuniyetsizlikleri var. Bunları uygularsanız %95, bak ağrı tedavisinde %80 dedim. Cerrahi başarı oranı aslında %95 ama bu kriterlere uyarsa. Peki cerrahi son çare mi? Yani cerrahi olduğu zaman, hasta ameliyat olduğu zaman tamamen kurtulmuş oluyor mu bu hastalıktan? Eğer şikayetin kaynağını net olarak tespit ettiysen, 4-5'te büyük patlamış bir fıtık var, ciddi sinir basısı yapıyor, bacakta kuvvet kaybı var ya da diğer tedavileri yaptım fayda görmedim. Bu hastayı direkt olarak o mesafeye yönelik siniri rahatlatma ameliyatı, o fıtığı temizleme ameliyatı yaptığında bacağındaki ağrı uyandığı anda geçer Bilge. Yani bu kadar dramatiktir yanıtlar. Ama hep üstüne basıyorum, doğru hasta mutlaka olması lazım. Doğru teşhis olması bugün gerekiyor. Bel fıtıklarında cerrahi süremiz bizim 30 dakikada 1 saat arası. Sabah ameliyat ettiğimiz hastayı biz akşam taburcu ediyoruz. Onunla ilgili sormak istediğim konular varsa bir telefonumuz var. Alo. 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 Merhaba efendim, buyurun. Merhaba efendim, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederiz. Buyurun hocamıza ne sormak istiyordunuz? Efendim hocama şunu sormak istiyorum zahmet olmasa. 10 yıl önce hanımım ameliyat oldu bel fıtığından. Olduktan 4 ay sonra, 5 ay sonra teşhisim fıtık oluştu. Bunun neticesinde 10 yıl sonra, yani geçen yıl MR çektirdiğimizde 4 tane fıtığın oluştuğu, beldeki kanal daralması olduğunu tespit ettiler. Şimdi ameliyat ettirdiğimizde bu kanal daralması gelecekte veya da ileriye dönük bir fayda sağlayabilir mi?
Geçmiş olsun. Evet, güzel bir soru. Kanal daralması tabii çok farklı bir konu. Bel fıtığından ameliyat olmuş hastamız. 4-5 ay sonrasında tekrarlamış. Yeri gelmişken onu da söyleyelim. Doğru mesafe ameliyat ettiğiniz hastalarda en iyi ameliyatı da yapsanız %5 tekrarlama olasılığı var. Bu literatür bilgisidir. İyi cerrahların elinde de daha yüksek değildir zaten. Yani 100 hastanın 5 tanesinde aynı mesafede fıtık tekrarlayabilir. Tekrarlar ise de tekrarlama derecesine göre, o anki hastanın şikayetlerine göre... Aynı yerde mi tekrarlayabilir? Aynı yerde tekrarlayabilir. En iyi ameliyatı dahi yapsanız. Hani demin biraz bahsettim ya, hastalara da bir takım şeyler düşüyor. Burada eğer hasta ameliyattan uyandıktan sonra şikayetleri geçtiyse, toparladıysa, İlerleyen aylarda benzer şikayetlerle çekilen bir takım görüntülemelerde o mesafede bir takım sorunlar çıktıysa demek ki hastamız kendisine çok iyi bakmamış demektir. Gene kendisini zorlamış demektir. Bunun önüne geçmenin şeylerini, koşullarını az önce ifade ettim. %5 yüksek bir oran değildir. Burada onu belirtmek lazım aslına bakarsan. Mutlak ameliyatı olan hastalarda hastaların korkmadan, güvenle bu ameliyatı olmalarını ben şiddetle tavsiye ediyorum. Yani ben ameliyat yapmama tarafında olan bir cerrahım. Bu anlaşılmıştır herhalde. Ama yanlış anlaşılmaları da ortadan kaldırmak adına üstüne basarak söylemek istiyorum. 10 hastanın bir tanesi var ki bel fıtıklarında, boyun fıtıklarında mutlak cerrahi ihtiyacı var. Bu hastalarda cerrahi geciktirdiğiniz nokta itibariyle sinirdeki hasar ağrı bir hastalık değil. Bunu izleyenlerin çok iyi bilmesi lazım. Yani ağrı bir semptomdur. Ağrı bir yerde bir sorun olduğunu gösterir. Ağrı bir durum, değil mi? Ağrıyı önemsemeyip tedavilerde eğer gecikir isek, bu basamaklı tedavilerden yanıt alamadıysak cerrahi gerekiyor. Eğer mutlak sinir basısı var ve kuvvet kaybı varsa mutlaka cerrahi gerekiyor. Ve bugün mikro cerrahi ufacık kesilerden yapılıyor. Başarı oranı son derece yüksek. Beyefendinin eşiyle ilgili danıştığı konuya gelirsek, kanal daralması tabii çok farklı bir konu. Kanal daralması, kireçlenmeden biraz önce bahsetmiştik. Genellikle kemiklerdeki kireçlenme zemininde ortaya çıkan, ön taraftan disk dejenerasyonu, fıtıklar, ufak fıtıklar, arka taraftaki kireçlenmeler. Şöyle izah edeyim aslına bakarsa, şu kamera elimi çekebilir mi acaba? Çok daha iyi anlaşılacaktır. Şimdi bu şey olsun, sinir olsun, ya sinirlerin geçtiği kanal olsun. Şu şekilde. Bu da bizim sinirlerimiz olsun. Normal şartlarda, açık bir kanalda bacağa doğru giden sinirler bu şekilde gider. Kireçlenme zemininde bu kanal daralmaya başlar. Görülebiliyor mu bilmiyorum ama. Bunun belli bir limiti var. Bu limitin altına indiğinde, bu kanal tamamen sıkılmaya başladığında bacağa artık yeterli sinyal gitmemeye başlar. Ve kanal daralma hastasının geliş şikayeti bize çok tipiktir. Mutlaka bütün kanal daralma hastası, eğer bir spinal stenoz varsa, bu bir kronik hastalıktır. Asla hızla ilerlemez, yavaş yavaş ilerler ve en önemli semptomu hastaların yol yürüme mesafesinin azalmasıdır. Bir telefonumuz daha var hocam. Alo. Alo. Merhaba, buyurun efendim. İyi yayınlar. Sağ olun, teşekkür ederiz. Buyurun. Benim işte bundan 2-3 ay önce ya da 5 ay önce tam olarak bilemiyorum. Bir iğne basmalarım çok aşırı şiddetli oldu. Bütün vücuduma ama iğne basmaları oldu. Ben doktora gittim fizik tedaviye. Bana eklem romatizması olduğunu söylediler ve bir sürü ilaç kullandım ama geçmedi. Akabinde birkaç doktora daha gittim. Sonra en son bir nöroloji olmalı herhalde gittim ve tahlil yapıldı. MR'a girdim. Boyun fıtığı birkaç tane, ondan sonra da bel fıtığı, ilaç tedavisi gördüm. Azaldı bunlar ama ilaçlarımı kestiğim anda aşırı derece ağrılarım oluyor ve boyun çıkıntım var. Ama ilaçla devam ettiğimde ağrılarım yok. İlaçları bıraktığımda, iş yaptığımda maalesef tekrar çok şiddetli ağrılarım ve iğne batmalarım yok ama uyuşmalarım oluyor. Geçmiş olsun. Uyuşmalarım da ilaçlarla beraber azaldı. Peki. Ama içmeyeyim de çok az bir şekilde yine iğne batmalarım oluyor. Geçmiş olsun.
Şimdi iğne batmaları varsa bir hastada ve muayenesinde belirli bir kuvvet kaybı ya da bir reflekslerle ilgili bir şey tespit etmediysek mutlaka özellikle şeker hastalığı sorgulanması lazım. Hı hı. Yani şeker hastalığı olup olmadığını mutlaka bir bakmak lazım. Benim annemdeki hastalıkla uyuşuyor sanki hocam. Evet, bir miktar. Çünkü neden bakmak lazım? İğne batmaları özellikle ellerde ve bacaklarda, çorap hizasında, ellerde eldiven hizasındaki uyuşmalar, eldiven çorap tarzı his kusuruyla birlikte ise bir polineuropati bulgusu olabilir. Yani bir, evet, hastada bir kireçlenme, bir kanal daralması ya da fıtık olabilir ama bu iğne batmaları kuvvetle muhtemel bundan kaynaklanmıyor olabilir. Elektromiyografide sinirleri, eğer sinir iletimleri güzel incelenir ise, sinirlerin iletimiyle ilgili sinirin kendisinde özünde bir problem var ise, çünkü 10 yılı aşmış şeker hastalarında mutlaka en azından bir miktar bu meydana gelebiliyor. Hı hı. Ya da B12 eksikliğinde, B12 fazlalığında bu sorun ortaya çıkabiliyor. Kullanılan bir takım kronik zeminde kullanılan, uzun vadede kullanılan ilaçlar buna zemin hazırlamış olabiliyor. Bir polineuropati var ise buna yönelik özel medikal tedavi uygulamak gerekir. Ve bu tedavilerden genellikle hastalar çok fayda görürler. Ben hastamıza mutlaka yaptırmadıysa bir elektromiyografi, bir sinir iletim çalışması yaptırmasını tavsiye edebilirim. Ama bu hasta için bir cerrahi gerekmiyor sanırım. Anlattığı tablo itibariyle tabii ki bakıp değerlendirmek lazım ama çok cerrahi gerektiren bir durum var gibi değil. Yani cerrahi kuvvet kaybı olan hastalara özellikle saklamakta fayda var. Bunu şunun için soruyorum hocam. Siz cerrahiden önce yapılan tedavilerin üstüne çok düşüyorsunuz ve dediğiniz gibi siz daha öncesi tedavileri uygulamayı seven bir hekimsiniz ama cerrahiden de korkmamak gerektiğini söylediniz. Çünkü cerrahiden korkuyorlar hastalar. Biraz önce de beyefendi dediği gibi ameliyat olacağım ama kaçıyorum. Cerrahiden neden korkuyorlar ve korkmamaları gerekiyor mu? Cerrahiden neden korkuyorlar? Çünkü bizim ameliyatlarımız direkt sinirlerle alakalı olan ameliyatlar. Felç kalmaktan korkuyorlar, sinirlerin hasar görmesinden korkuyorlar, başkalarına muhtaç kalmaktan korkuyorlar, bacaklarında, kollarında kuvvet kaybı, kalıcı kuvvet kaybı gelişmesinden korkuyorlar, idrar tutamam diye korkuyorlar. Eskiden evet ama şimdi teknoloji çok değiştiği için bu riskler artık ortadan kalktı. Şimdi burada biz cerrahileri eğer sinirde sıkıntısı olan, gerçekten basısı olan ve kuvvet kaybı gelişmeye başlamış hastalara saklar isek bir kere o hastalar şunu bilmeleri gerekiyor. Eğer sen ameliyat olmaz isen ilerleyen haftalar, aylar içerisinde zaten neden korkuyorsan başına gelecek. Başına gelecek zaten. Korkunun ecele faydası yok demişler atalarımız. Evet. Artı senin söylediğin gibi bugün hepimiz uçağa biniyoruz. Ama kısa mesafe ama uzun mesafe uçuyoruz. Bugün semada on binlerce uçak uçuyor. Uçağın bir düşme riski var. Ama biniyoruz bu uçaklara. Neden düşmüyor uçaklar Bilge sence? Söyleyeyim mi? Çünkü uçakları çok deneyimli pilotlar kullanıyorlar. Bugün 20 yıl önceki uçaklar yok. Yani gerçekten çok gelişmiş, teknolojisi üst donanımda uçaklara biniyoruz. Ve bu uçakların bakımları çok güzel yapılıyor. Bu da aynı şekilde. Şimdi siz bunu cerrahiye getirdiğiniz noktada mutlak ameliyat gerektiren bir hastayı deneyimli ekipler ameliyat ederse, teknolojik donanımları iyi olan hastanelerde bu ameliyatlar yapılırsa, ameliyat öncesi bakım ve ameliyat sonrası post-op bakım iyi düzeyde yapılırsa korkmamızı gerektirecek. %95'in üstünde bir başarı oranı verdi. Bir telefonumuz daha var. Alo. 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 Merhaba, buyurun. Alo. Efendim. Ha, buyurun. Buyurun, sorunuzu alabiliriz hocamıza. Sorum, ben biraz şimdi bel fıtığım var. Şimdi yola gidersem, dinlenirsem bence o kalsamda bir kırıklık hissediyorum. Alamadım. Ne hissediyorsunuz? Sanki böyle oturduğum, dinlendiğim zaman sanki bacağım kalçadan kırılacak gibi bir ince bir ağrı var böyle. MR çektirdiniz mi daha önce? Bel çektirdim. MR da çektirdim. Hatta hekimin biri de bir tane daha çektirsen dedi bir şey kanser oldum dedi. Çok çektirdim yani. Her doktora gittim ama kalçam çok ağrıyor. Peki. Çok geçmiş olsun.
Tabii kalça problemleriyle bazen bel problemleri birbiriyle çok karışır. Özellikle 50'li yaşlardan sonra kireçlenme zemininde. Burada ayırıcı tanıda mutlaka iyi bir muayene gerekir. Kalça biliyorsun daha çok ortopedi doktorların ilgi alanıdır. Ama biz de bu muayenede en azından bu sorunun belden mi kaynaklandığını ya da kalçadan mı kaynaklandığını net olarak ortaya koymamız gerekir. Bunu ortaya koyduracak olan da tabii ki bizim yapacağımız ayrıntılı nörolojik muayene olacaktır. Bu nörolojik muayene neticesinde eğer belde bir problem düşünüyorsak belin görüntülemesini yaparız. Kalçada düşünüyorsak kalçanın görüntülemesini yaparız. Tanımızı koyduktan sonra da tedavi aşamasına gireriz. Şimdi hanımefendide de buradaki oturarak olması iki şeyden olabilir. Ya kalça eklemiyle ilgili bir takım şeyleri var, sıkıntıları var, kireçlenmeleri var. Yaş eğer ileri ise belki bir kalça protezi gerektirecek boyutlarda bir takım sıkıntıları var. Ya da belde bir sinir sıkışıklığı var. Bunu tabii muayeneyle mutlaka anlamak lazım. Muayeneyle etmek gerekiyor. Bugün programımıza katıldığınız için ve bize verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Sağ olun.